Başka herhangi bir şey yok. Bak bir de böyle kırmızı ya. Eğer flu olursa da tamam mı? Elini havaya kaldır. Bir susalım, duralım. Şuna gel. Netlesin. Yarım basıyorsun bak şuna, yarım. Tamam. Yarım bak şuna, bak geleceğim, yarım basacağım. Yeşil oldu, gördün mü? Gördüm. Tamam. Emel bir buradan konuş bakayım, ses çok yükselecek mi? Hey yo, Ay selam. soruyu sorarmış gibi bir tane soru sor mesela. Sesin buradan çok yükselecek ben mi? cevabımı verdim. Ne? Takip. En yaşlı köpek kaç yaşındadır? Çok iyi kanka. Tamam. Soruyu söyledim, cevabı söylemedim. Hayır. Ben burada sıraya göre değil ha. Kafama göre istediğim soruyu sorarım ben burada. Tamam, aynı soruyu sormak. Hayır. Burada bir de ben de heyecanlıyım. İlk konsept, ilk video. Telefonunu ben arka plan koyayım. Şimdi olmazsa ne yapacağız? Kamera ne olmazsa? Tutmazsa mı? Hayır, bu video güzel olmazsa. Olmazsa. Hep bir şeyler olmamış gibi videomuzu paylaşacağız. Veya bir de bir şey diyeceğim. Bir mesela cezaları söyle. Sen deme zeytinyağını getir diye. De ki 1 numara, 2 numara, 3 numarayı getir. Sıradan getireceksin babacığım. İkisini mi getireceğim böyle? İlk sıradaki, ikincisi bak tatlı, ekşi tat, bir şey var. Bunu da bunu getireceğim. Aynen, bunu üçüncü de o. Diablo bak, gelir geçer. Sus, açılış yapacağım. Yedi çetak. Portakal sus, da, sus. Her şey güzel mi, biz yakamayız? Kanka. Kanka saçınız sanki böyle tam sıfıra sıfır gözüküyormuş. Böyle sıfıra sıfır. Ben yaslanıyorum birader, rahat olacağım benim. Gel bak. Ha öyle. Valla böyle bakınca nasılayım ben, Atiye benziyor mu? Ananı sikiyim, bu ne lan? Ne yakışıklı lan sen? Tamam lan, patlayacağım Dur dur. Sen bir tane şundan versene bir yere. Bence efsane. bir de verecek. Sola gel şu retin şeyini almaya. Ben alayım. Güzel. Beko bence o... Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir içerik, yeni bir video, yeni bir kişi. Oğlum neye gülüyorsun? Gülme oğlum, bak beni de güldürüyor. Bu arada birader Mahmut şeye benziyor. Kutsal damacana iki şey var ya. Çok heyecanlıyım. Fazla sesle konuşma. Herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir içerik, yeni bir kişi, yeni bir konsept. Heyecanlıyım. Ya oğlum. Instagram. Yapma bak birader, olmaz böyle. Ama açılış yapayım, olmaz. Reklam önemli yani. Yap açılış yapayım. Instagram'dan ekle, manitalar bekleniyor. Olmaz, kaydımı al. Reklamın iskirtisi olmaz, can kumaşçılık. Hazır mısın? Herkese merhaba arkadaşlar. Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerik, yeni bir kişi, yeni bir konsept. Bugün ne yapacağız? Bugün niye buradayız? Bugün burası neresi? Neler anlatacağız, neler olacak? Bugün biz de diğer YouTube'daki kişilerden gördüğümüz bir içerik. Zıt challenge birader, tamam mı? Sorularımız var. Genel kültür olsun, ondan sonra hayvanlarla ilgili olsun. Değişik bir sorular var ve bunların sorularını bilemeyenlere cezaları var. Güzel bir cezaları var bunların. Acı tatlı, soğuk sıcak, daha sonra iyi kötü. Farklı farklı şeylerimiz var. Video geçmeden önce yanındaki kişiyi tanıtayım. Kendisi kuzenimdir. Mahmutcan, YouTube videolarında artık beraber olacağız çoğunlukla. Evet. Kendini tanıt biraz. Kaç yaşındasın? Kardeşlerim, şimdi arkadaşlar. Kaç yıldır kuzeniz biz mesela? Biz mesela kaç yıldır kuzeniz? Ondan başlıyorum. Yaklaşık doğduğumuzdan beri kuzeniz. Aynen. Nasıl 19 ya? Yaşındayım. 20 desen 3 sene sonra askere gideceğim bu arada. 3 sene sonra da 3 ay sonra. 3 ay sonra yanlış oldu. 3 ay sonra askere gidiyorum. İşte çocukluğumuz birlikte geçti belki. Evet. Şimdi böyle bir yola çıktık. İnşallah güzel olur her şey. Aziz Allah, ezan da okunuyor bir yandan arkadaşlar. Biz videomuza geçmek istiyorum. Arka planda olan Doğukan ve Enver kardeşime de şu anda teşekkür ediyorum. Teşekkür ve bizleri ilk soruyu yönetmelerini rica ediyorum. Mahmutcuğum. Hadi bakalım. Bu senin kağıdın, bu benim kağıdım. Sorular gelecek. Şıklı şekilde bakalım soruları kim bilecek. Gösterme bana yazın. Tamam. İlk soru geliyor. Hadi gelsin bakalım. İlk araba kaç yılında üretildi? A. Doğru. 1886. Tamam. B. 1796. C. 1699. Tamam birader. Bir dakika, C hangisiydi? İsterseniz en baştan bir kez daha okuyayım. Bir daha alalım. İlk araba kaç yılında üretildi? Süper. A. 1886. B. 1796. C. 1699. Peki ben burada bir konuya giriş yapacağım. Bu motorlu araç mı, at aracı mı? İlk araba ya. İlk araba. Ben biliyorum. Yani ben biliyorum. Ben sallıyorum yani. Benim sürekli sınavlarda falan bilmediğim soru oldu mu baş harfimi kullanıyorum. Kanka kaybettim. Kaybettim. Hiç anlamıyorum.
Yazdınız mı beyler? Göster dediğinde göstereceğiz kardeşim. Üçten geriye sayıyorum. Aga kaybettim. Tamam. Üçten geriye sayıyorum, gösteriyorsunuz. Hadi evet. Kameraya doğru tutacağız Mahmutça. 3, 2, 1. Ve şu an ikisi de yanlış. Evet. Hayda. Hadi. A. Tamam. Ama cevabı söylemeyecektin, bir daha deneyecektik. Evet, 1800. İşte. Yemin ederim onu yapacaktım. Ama bak yanlış yaptı. Bunu söylemeyecektin, tekrar deneyecektik şıkları okuyup. Hayır, olsun, başka sen soruya taş katmak istemişsin de o yüzden şey yaptım. Onun berabere kalırsa... Tamam, hemen başka bir soru. Hemen başka soruya geçelim. Sorudan bol ne var? Ama bilader, bu soruyu yazan Okan kardeşimize videodan selam söylüyorum. Gelmiş buraya bir tane şehrin plakasını yazmış. Allah Allah, bu basit. Ben bir tane basit salladım evet, oraya. Ve bu da bilinen bir şehir. İstanbul falan mı yazmış gelin? Hayır, o kadar da değil canım. Evet, bunlar hadi ben alayım. Hadi soru yalalım biz artık. Fazla uzun da şey yapmayalım. Soru. Çok zor bir soru. Bunu... soracaksın, plakayı soracaksın. Plakayı sor, basit olsun hadi. Basit tamam başlayayım. Baba. Van'ın plakası kaçtır? Anlıyorum, unuttum. A. 69, B 59, C 65. Bir daha bir okur musun be biraderim ya? Van'ın plakası kaçtır? Tamam. A 69. Güzel. B 59, C 65. Tamam. Mahmut büyük yazıyorsun her bir şeyleri. Yazdın mı Mahmut? Evet. 3, 2, 1 de kamera doğru yaklaştı. 3, 2, 1. Yakınlaştın Mahmut. Ben C diyorum. Ben de C yazdım. Ve ikisi de doğru. Tamam. Çok güzel. En sevdiğime geldim. Ve şimdi çok güzel bir şey daha söylüyorum. Okan kardeşimize gene buradan selamlar. Sen şıkkı neden burada yazmış. Doğru şıkkı niye yazmadın? Neden bana internetten baktırıyorsun? İnternetten bak demek. Baba bu soru böyle. Tamam. Bu kolay bilerek. Tamam. Şimdi burada taşkıyot makası oynayacağız. Kaybeden cezayı çekecek tekel. Tekel. İlk cezayı masaya koyalım mı? Ona göre elinizi doğru seçin. Ve gönder. Getir baba ilk cezayı. Göm. Aa, benden tarafa koyma. Ortaya koy. Benden tarafa koyma. Şimdi bunlar ne diye soracak olan arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Bu fuisti. Karpuzlu fuisti. Bu da zeytinyağı. Allah hissene. Kameraya bir yaklaştırır mısın? Zeytinyağı. Bu zeytinyağı baba. Bu da fuisti. Fuisti. Karpuzlu. Hadi biraderim. Bismillah. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Tekel olmaz benim arkadaşlar. Ve o bardaklar bitecek. Oyun kuralı mı? Şey hayır, olay burada patlıyor. Güzel kardeşim. Şey ben ne kadar içersem sen ne kadar içersen ben yarıya kadar içersem sen de yarısına kadar şimdi içersin. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. O senin düşmanının, yarışmacının insafına kalmış bir şey. Bunu sorgulayamaz. Hayır, ben de onu yapmamalı. Tamam, gel tokuşturalım kankası şerefini. Sen de birazcık iç, ona göre işe. Tabii. Berk bitirdin. Tamam, yeter. Berk, hayır, tek yudumluk o. Tek yudumluk o, yapma, tamam. Yarı baba. Bismillah. Ama bakalım ne kadar işi. Sen vur baba dubleyi. İyi, ayçiçek yağlan mı? Zeytinyağı değil. Evet. Aa, ayçiçek. Size özellikle en kalitelisinden getirdim. Değil. Hayır. Acı da serbest sadece. Oyun sonunda bir ihtimal. Oh maşallah. Yarasın aslanıma. Kankam alalım bunları. Hız kesmeden üçüncü sorumuza geliyoruz. Gel. Üçüncü sorunuz geliyor beyler. Mahmut bu arada zeytinyağının tadı nasıldı? Ayçiçek ya. Kalite kardeşim. Senin için Fransa'dan özel getirttirdim ben o ya. Ama hadi artık bırak Fransa'yı. Dünyanın en büyük evi kaç metre karedir? Allah. A 710, B 648, C 742. Sarda demin evi 742 birader. Yeniden okuyabilirim isterseniz. Tekrar oku babam. Dünyanın en büyük evi kaç metrekaredir? Süper. A 710, B 648, C 742. Büyük yaz Mahmut, çok büyük yaz. Beyler iyi düşünün, bu seferki şey çok iddialı bir ceza. Aşırı iddialı bir ceza. Allah! Allah! Hadi 3 gibi. Beyler 3 2 kamera yaklaştır. 1
E ne yapıyorsunuz şimdi? İkiniz birden mi içiyorsunuz? Ne bir dakika. Oluyor? Cevap bu değil mi? Değil. Tamam, cevap bu değilse baba at. Oh. Geriye kalan B ve C kalıyor. Doğru mudur? Sen ne yapmıştın? Aynen öyle bilir. Tamam. Tamam Mahmut. Ay boğazım çok kötü. Soruyu tekrar şıkları ve soruları yeniden okuyorum. Tekrar İyi dinleyin. Dünyanın en büyük evi kaç metrekaredir? Tamam. B 648. Tamam. C 742. Tamam. Üç, iki, bir de. Üç, iki, bir. Gene ikinizde. Ya ne kadar oldu be ya. Sorunun, zaman cevap C'ye kalmış. Sorunun cevabı C 742 metrekare. Ya ilkmiş değil mi? Bildiğim balgamı yemiş. Başka bir soruya geçelim o zaman. Tamam, başka bir soruya geçelim. At o kağıdı. Biz de arkadaşlar bu konseptin yabancısıyız. Olabilecek sorunlar veya sıkıntıları biz de yani göz önünde bulunduramadan bazı şeyleri evet. Şey yapıyoruz. Hatalarımız olabilir ama part 2'sini isterseniz tabii ki bunda hatalar olmaz. O yüzden like atın. Gelsin, akıt gelsin. Şimdi ikinci sorumuz geliyor. Yani cezayı çekecek ikinci kişi. Aynen öyle baba. Çok güzel. Dünyanın en yaşlı köpeği kaç yaşındadır? Ben bunu bilemem ki. Dünyanın en hızlı köpeği desene koki derdim. Kuki çekme. Kuki burada. Instagram'dan ekleyin. Kendisi çok hızlı değil mi? Bacağını çekersen görür. Duran bir arabadan daha hızlı. Tamam hadi birader. A 29. Tamam. B 21. C 19. Şşş, sessiz. Arkada bir şey yok bak. Hile orada yok. Hile orada yok. Hadi dön yaz. Dön yaz. Dön gel usta hadi. Yalan söylüyorum hocam. 3, 2, 1 de baba hadi. 3, 2, 1. İkisi de yanlış. Nasıl ya? Kaç de yaptın? Oğlum biz niye bazı şeyler yapıyoruz? Ya ne? Tamam bir dakika. Beyler bir dakika. Yeniden size bu soruyu okuyorum. Hızlı. En yaşlı köpek kaç yaşındadır? 29 A. Tamam. B 21. C elendi bana bak. Bir dakika A neydi? 29. B 21. Mahmut bana bakma öyle anlayacaklar. Ben vazgeçtim. Değiştireceğim. Değiştir. Değiştireceğim mi? Tamam değiştir hadi. Al değiştir. Hadi değiştir. Ama o kağıdan... Değiştireceksin evet, artık ama. Yok, değiştireceksin. Hayır öyle bir şey yok. Değiştireceğim dedi. Eminim. Aynısını yaz. Gene aynısını yaz. Tamam gene aynısını yaz. Bu işte o hile var. Bak seni döverim. Ne? Emre diyor. 3. Kağıdımı gördün. 2. 1. Ve cevap A. Allah! Bu işte hile var. Hile var ama. Arkadan çok müdahale ediyorlar. Arkadan çok müdahale ediyorlar. Prodüksiyona laf yok. Ya ben çok yiyemem. Bir kaşık sadece. Dolu ben bunun ne kadar arı yersen. Şimdi hayır. Şey olmasın. Reklam yapmayalım. Kinder Pingü'yü sponsor falan olmadı aslında. Böyle bir şey yok. Şimdi şey olmasın ben açıklıyorum. Mahmut dolu dolu bir kaşık alacaksın. Neden? Çünkü bu sıvı bir şey değil. O ne kadar içerse olmaz. Dolu dolu bir kaşık. Sen de ağzının tadıyla çikolatanı yiyebilirsin. Bundan sonra su içebiliyor musun? Hayır. Bir bardak bir verelim ya. Yani. Tamam. İlk konseptimizin ayrına. Aynen. Dur. Dedikten sonra. O yutacak tamam. Ondan sonra. Hayır ver ben... Tamam bir kaşık yiyelim. Hayır. Oğlum ver bak. Ölüm. Bardak su hakkın var zaten. O suyu bitirmişsin. Bir daha bir bardak verilmez sadece. Berk ayarlar mısın o kaşığı? Tamam bir daha fazla da değil bak. Bir göster ama arkadaşlara. Çikolatan biraz bırak abi. Bakın. Şurayı görün yani. Suyumu alayım önce. Hayır. Odaklanmam lazım. Sen odaklanamam. Sen onu içeceksin ondan sonra. İçecek. Ağzına atacaksın bana. Ya. Suyu karıştırsan. Onu yut öyle. Sana. Yuttuğunu bir görelim. Yut bir derim mi? Ağzını açar mısın? Yut. Yuttum. Aç baba ağzını bir görelim. Evet yuttum. Biber alabilir miyim? Al gidelim. Oğlum. Suyu ve şimdi size kötü bir şey söyleyeyim mi? Acının üstüne su içersen daha çok yakar. Gençliğim gibi. Tamam, o sözler benim, o sözler benim sözlerim senin. Ve üçüncü en güzel sorumuz. Hadi bir akıt gelsin. Bunu her reklamda görüyorsunuz. Allah Allah.
Coca-Cola'nın yaptığı her reklamda, bu tarihi görüyorsunuz. Hiç bakma, şişelerin üstünde yazmıyor ama televizyonlarda yazıyor. Hadi be. Coca-Cola kaç yaşında, kaç yılında kuruldu? A. 1995 B. 1892 C. 1711 Bir daha gelsin. Yüzümüze niye bakıyorsun? Bir daha gelsin ya, bir daha kur. Bak, beyler, kopya vermedi, bir daha kur. Bu ceza daha deminkinden daha kötü. Hadi be. Ya dişimin arasında kaçtı. Cezanızı söyleyeyim mi? Söyleme. Ben heyecan yaparım. Coca-Cola kaç yılında kuruldu? Baba hızlı ok artık yeter be. İçim A. Duyuyorum. 1995 B. 1892 C. 1711 Bir daha ben tamam, ben kararımı verdim. Ben emin değilim, birader. Korkarak bunu... Bu sefer kaybetmeyeceğim Beko. İnşallah kaybetmem. Hadi 3, 3, 2, 1. İkisini, ikinize B yaptığınız için... Bildik mi? Evet, ikinize bildiniz. Akıt gelsin, akıt gelsin, akıt ya gelsin, hayır akıt, ya. Gelsin, akıt gelsin, akıt gelsin, akıt. Taş, kağıt, makas. Yes! Ne o? Tuzlu kola. Yapma. Dur. Kutlu olan. İşte bu. Şu tuzlu olan. Kutlu olan. Ben çünkü az önce arkadaşım. Ben kutlu olan. Kola var. Evet. Şimdi Mahmut ne kadar içerse. Ne kadar içersen değil mi şimdi? Ama bak size şöyle bir şey var. Ben iki kere yandım. Sen tek yandın. Beyler, tam yanacaksın. Şu kameraya biraz yaklaştırır mısınız? Elinizdekinin renkleri bir. Bakın şu orijinal Coca-Cola. Hatta biraz daha bu fare zehirli Coca-Cola. Dur, hemen kameranın önünde biraz daha dökelim mi? Dökelim bir fırta. Allah aşkına ya. Bir dakika. Sen dökerken ona çok döktün. Tuz bana alırım. Gelmez ayağına. Tuz alamadın mı? Orada hemen. Orada bildir tuz var hemen. Bildir tuz. Baba yapmayın ya. Hayır. Bak hemen altta elini koyduğun yerde. Bak gözünle baktığın yerde evet. Evet. Tam olarak orada. Bildir tuz. Mavi. Prodüksiyon bu kadar. Yani. Maalesef. Evet. Bak bulamadılar. Kardeşim şurada. Gel. Ya şurada gel. Yok. Ya nasıl ya? Bunu koyayım. Yok. Lan ne yaptın lan sen? Bir şey yapmadım lan. Oğlum bir şey yaptın. Vallahi bir şey yapmadım lan. Kokladım sadece. Adam kendi kolasına niye bir şey yapsın? Benimkini yaptı. Ver ben dökeceğim. Baba yeter, ben bunu döküldü zaten. Hayır, bir dakika. O köpürüyor tuzu görünce. Peki bir şey diyebilir miyim sana? Güzel bir şey söyleyebilir miyim? Birader bardağı değiştirelim, kolamız var. Herkesin göz önünde baştan doldur. Hayır. Bunun içine ne kadar atıldığını kimse bilmiyor. Hayır. Doğru söylüyorum. Bekleyeceğim. Hayır. Tamam. O tuzlu kolayı gene o içecek. Bir çalkalayı ver, kolayı ver. Mahmut döksün eyvallah, tamam. Ama onun içine çok fazla döküldü. Onun altına bir de güzel bir leğen gibi belki bir şey varsa. Belki diye korkuyor şu an. Ben tükürür mü yani? O kadar olmaz. Olur. Yok çok küçük, ben fazla içeceğim. Mahmut bir dikişle hepsini kaldır. Hepsini. Tamam. Dibindeki tuzla görmüşsün. Çalışıyor be. Harbiden prodüksiyon çalışıyor be kardeşim. Yapma ya. Peki tamam, bir de tamam, bunun tamam. ödülü yok mu ya bu yarışmanın? Ama biraz tamam. Birazcık dök, ondan köpürecek. Üstünden biraz dök. Tuzu da yavaş dök ha. Tamam sen getir kardeşim, getir bu işi industriye. Bilader bak o köpürecek, altına bir şey koyun. Ya çok yavaş dök. Getir kamerayı. Burada kameranın önünde dökebilirsin. Bak köpürmeye başladı. Yapma ya. Of. Evet, şu an tuz. Yapma oğlum, yeter, insanım ben de. Ben? Tamam. Evet, rengini gösterir misin? Ne rengi emmi, bu ne? Kolonun evet gibi. Arkadaşlar, buyurun. Üçü bir arada Nescafe'ye... Selamun aleyküm, 1000 lira. İnatırım. Gel kardeşim. Üçü bir arada Nescafe'ye dön. Önce ben içeceğim, sonra sen. Ben şimdi asetli diye çok hızlı içemiyorum, bekle biraz yani. Ben sana iyi yalanmıştım. Yarısı demiştim. Bence onun biraz da hakkı var. Orada 3 tane yetimin hakkı var. İç biraz daha iç. Kanım canım kıyamam. Tek de vur yoksa içemezsin yani. Oo tuz nasıl gibi içiyorsun? Birden bir atıyor püs diye. Tuzlar burada kaldı ha. Bir yudumluk daha var orada sanki. Var. Bir yudumluk daha var. İyi misin? Okey. Size bir şey söyleyebilir miyim? Yorumunu sağlayayım. Kamerayı kapatalım. Sadece herkesten bir çay kaşığıyla tadına bakmasını istiyorum. Bu acı ve zeytinyağı gibi bir şey değil. Bu bildiğim bayıldı. Bir de işte bu şey. Tamam bir dakika getir bir çay kaşığını getir. Burada herkese alsın bir tane. Süper anam siker. Kamera kapandıktan sonra yapma. Oğlum. Benim su hakkım var.
Benim su hakkım var. Ama su yok. Nasıl ya, ayarladık onu? Şaka şaka. Yanlış bir yere dökeyim mi? Hayır hayır. İyi misin kanka? Keşke oğlum, biraz daha... Keşke... Video açık değil ki oğlum. Açık gerizekalı. Hadi lan. Ya hayır. Arkadaşlar portakal işte. Portakal yani. Boş ver bebek o. Onun benim canımı yaktığı kadar o senin canını yakmaz. Yani? Nasipte varsa. Soru bitti. Şey bitti. Cezalar bitti. Bu da orada kalan kolayı içiyor. Bir de... Maalesef ki arkadaşlar bu hikayede ben de yandım, Mahmut da yandı. İki cezayı o kaybetti, bir cezayı ben kaybettim. Her neyse. Şimdi bu videomuzun içeriği bu kadardı. Sizlere cezadı vesaire soru da bu kadar. Dediğim gibi beğenirseniz, isterseniz part 2'si farklı kişilerle gelebilir belki. Can Bolat Enver. Ondan sonra Doğan Garege Okan. Hep bana oynuyorsun, hep bana oynuyorsun. Sen de para ödülü olacak ama haberin olsun. En sonunda para koyacağız ortaya. 100 milyon, 150 milyon falan para koyacağız onlar. Ener 3'ten geriye say. 3 2 1 Instagram adresi. Selamünaleyküm. Hiç ne? De görünmüyor. Yaklaştır kardeşim, yaklaştır. Can Can Kumaşçılık, reklamın iyisi kötüsü olmaz. Takip, seri takip. TikTok hesabım. Ne o? Takip 1912. Yazarım onu. Her neyse kanka, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın. Artık video içeriklerimizin bir kısmı bu şekilde veya daha farklı bir şekilde olacak arkadaşlar. Bunun belli bir sınırlaması ve kısıtlaması yoktur. Kendinize sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Allah'a emanet. Koronasız günler. Zilli olduk. İnanılım. Kusacaktım. Allah çarpsın bak, kolu çok kötüydü. Sen en çok hangisi? Zeytinyağını mı? Birader ben böyle iğrenç, ben bildiğin balgam yedim ya. Ne balgamı? Oğlum balgam gibi bir şeydi, buramdan geçmedi, böyle iğrençti yani. Bak bir kere tadına bakabilecek var mı delikanlı ya? Var o kadar delikanlı. Doğukan bir vur ya, bir böyle içeri al. Ben delikanlı değilim ama. Ya bir de sümük yedim ya. Şurada iki kişinin ya, ayağına sıktık diye delikanlı mı olduk gel, oğlum? Gel şuna bir tadına bakayım. Gel bir tane kaşık al oradan. Hayır birader ben bakmam. Şurada iki kişinin ayağına sıktım diye delikanlı mı oldum oğlum? Ne? Ya hala tadı ağzıma geliyor. İğrenç ya. Delikanlılarımı sorun ya. Enver sen bak, sen cesur adamsın. Ben bakmam birader. Tom Söte'ye giderim. Bana sıktığını sıkarım. Sen cesur adamsın bak. Yok. Hayır birader. Enver Mert olmaz böyle. O işler bir... İyi tamam, ne yapıyoruz şimdi? Okan Salah da yazmış hiçbirinin şıkkını işaretlememiş aptal. Sorular güzelmiş abi, ben onu hani... De... Ya sorular güzel de birader, bu ne, Arapça mı yazmış bunu, Suriye'den kaçkın mı bu çocuk ya? Ben ona dedim ki gittim. Metrekare nasıl oğlum, yazılır? Çocuk ne yazmış? Chelsea takımı kaç yılında kuruldu? Aha bak bunları sor, hayır ben bilir demişti. Kaç lan cevabı sor? Ben dedim ki futbol sor, hayvanlarla sor, insanlarla sor. Birader bak şimdi, metrekare... İnsanlarla ilgili soru, bu soru gelmedi bize. Ne? İnsanlarla ilgili soru. Ben bunu insanlarla ilgili soru yazdım. Şıkkı yapmış. Tamam oğlum, sorularınız bitti. Cevabı işaretlememiş. Birader, insan metrekarenin kısaltımı nasıl? M üzerinde 2 var. Heh. Okan nasıl yazmış? MT karedir. Yemin ediyorum böyle yazmış. Oğlum bu çocuğu bak sen okutmuyorsun ben. Bak bu çocuk senin yüzünden bozuldu. Garajdan çıkmıyor bu çocuk. Okut şu çocuğu. Bisikletçi oldu bak. Ama gelsin burada kaç santim furç girileceğini bilir. Abi 2,5 santim. Of. Doğru ama bak küçük lan. MT karedir ne bileler ya. Furç diyorum ha. Ama. Bence peki, TikTok çekmeliyiz. Bileler. Bir şey diyeceğim. Şey var biliyor musun? Vampir köylü oyununu bilen var mı? Oo. Ben bilmiyorum. Bak bir kaldıralı düşünseniz ya. Aga ben varım. Bak. Ben varım. Vallahi ben de varım. Mami de yargı makine. Ben de varım ama ben bir tane varım. Hakem bulmamız lazım. O hakem çok basit. Ulaş. Ara baba Ulaş'ı. Hayır şimdi çekemeyiz onu. Alo. Çekeriz. Şimdi çekelim. Hayır, cumartesi de...